Arkadaşlar yatak örtüsüne bayıldım. Çok güzel durdu bence. Ondan sonra tüylerimi size göstermemiştim. Tüylerim de bu şekilde oldu. Çok hoşuma gitti benim. Yanlarda fonlar oldu. Şöyle siyah siyah. Yatak örtüsünü dediğim gibi siyah sanmıştım ama değilmiş. Yatağımı falan süpürdüm. Nevresimlerimi değiştirdim. Şimdi robotun mopuna su koyacağım. Ve burayı düzenleyeceğim. Robotun mopunu takacağım. Ondan sonra hem yatağın altını silsin, süpürsün hem de kenarlarını moplasın. Onunla uğraşmayacağım. Bir de halılarımı şuraya çıkarttım. Halıları da yıkamaya göndereceğim. Efendim anneciğim. Annem beyaz bakalım mı burada? Bakalım. Yani mopun su haznesini su doldurdum. Şuraya kadar da doldurabilirim. Şimdi de o kadar doldurmadım. Azıcık yüzey temizleyici koyacağım. Sonra da şöyle ek bir parçası var. Bunu takacağım makineye. Sonra yollayacağım yatak odasına. Ben mopu taktım. Ondan sonra içine de biraz dediğim gibi yüzey temizleyici koydum. Uygulamasından. Temizliği başlatmışım. Sonra da altta emiş gücü ve ıslatması. Bakın. Yalnız orada ben varım. Ne bekliyorsun? Neyse kapının önünde süpürürsün. Evet, buranın kapısını çekeceğim ki dışarı çıkmasın. Hatta şu an engelleyeyim ki şuralardan geçsin. Yatağın altında da gördüğünüz gibi değildi. Makinesinin filtresi çok kötü olmuştu. Şuraları falan hep tozdu. Bunu yıkadım. Bu yıkanabiliyormuş. Yalnız tereddüte düşmüştüm bir ara. O yüzden yıkamadım. Süpüttürmüştüm sadece. O da tabii ki bu kadar uzunlukta olunca çok zor. Şimdi yıkadım. Mutfakta yıkamak zorunda kaldım. Çeşme yüksek olduğu için. Bu burada kurusun. Gidelim kilere. Orada neler göstereceğim size. Arkadaşlar kurutma makinesinin o parçası buradan çıktı. Bunu da şey yapacağım. Burayı da temizleyeceğim. Buralar falan hep şöyle göstereyim. Bayağı şey olmuş. Hazır elim atmışken bunu da temizleyeyim dedim. Sonrasında yorganım kirlenmiş. Şu yorganı da makineye koyayım. Bunu da gene o sodayla ah düşmeseydi ne iyiydi. Hoppa. Yavaş yavaş artık düzene girmeye başladı ev. Uzun zamandır burada da mı şey var? Ha, kurutma makinesinden düşmüştü. Burası zaten battı yer gök. Burayı da süpürtüreceğim. Hemen bunu çalıştırayım. Birazcık şundan ekledim. Şimdi deterjan ve yumuşatıcı koyacağım. Sonrasında hemen başlayacağım. Yorgan programı vardı diye hatırlıyorum. Evet var. Yorgan programı da ekleyeceğim.
Arkadaşlarkiler zaten toplu. Yani azıcık böyle ufak tefek dağınıklar vardı. Onları topladım. Kurutma makinemin tozunu aldım, temizledim. Çamaşır makinemin tozunu aldım, temizledim. Ve sonra çalıştırdım. Buranın yerinde süpürdüm. Artık buradan çıkıyorum. Burası da ferahlamış oldu. Önüme gelen her yeri temizledim. Mutfağı da bitirdim. Şimdi burada videom yükleniyor. Bir Nilhan'ın odasıyla bir oturma odası kaldı. İkisinde de oyuncak dağını, bir de Nilhan'ın yatak araları, yani yatakların tahtasının arası çok fena olmuş, toz. Onları süpürtüreceğim. Vallahi yoruldum. Halılar da bu arada yıkamacıya gitti. Mutfağa vermeyecektim. Burayı da verdim artık. Vermiş bulundum yani. Burası da oldu. Şimdi şöyle kendime güzel bir Nescafe yapayım. Biraz Nilhan'la vakit geçireyim. Bugün hiç geçirmedik vakit. Normalde bu saatlerde falan şöyle 1-2 saat oyun oynuyoruz. O da beni bekliyor. Anne, bugün işim bitmedi mi diyor. Dedim yavrum, bugün bitmedi. Şimdi onun yanına gideceğim. Ay, çok yorulmuşum. Hadi kahvemizi yapalım. Bu arada Böyle portakal ve mandalinaları buraya suya bastırdım. Her sabah portakal ve mandalina yıkamaktan bıktım. Bugün gene meyve sıkacağı çalıştı. Bunlar bitesiye kadar çalışacak. Sabah kahvaltılarına gerçekten çok güzel oluyor. Şuraya da meyve tabağını ayarlamıştım. Bunu da böyle. Burada sadece bir pis olan kettle'ım var. Çok kötü olmuş. Bir de onu temizlersem benden iyisi yok diye düşünüyorum. Oturma odasında topladım, süpürdüm. Koltukların üstünü falan da süpürdüm. Yerleri geçen gün silmiştim. Bir buranın tozu kaldı. İnşallah burayı da halledeceğim. Şu kapının üstü de bir boş kalmıyor. Neyse, yorganı yıkadım ya. Gerçekten bembeyaz olmuş. Normalde şöyle uzaktan çekeyim, sapsarı oluyordu. Şu an ışın etkisiyle gene belki size sarı görünüyordur ama mis gibi de kokmuş. Bu da burada kurusun. Şu telefonumu alayım. Şimdi geldik en önemli yere. Işığımı kapatayım. Ay. Hepsiyle oynadıktan sonra neresi kaldı? Burası. Şimdi Nilhan'a çadır yaptık. Nilhan çadırında oynuyor. Bu arada oyuncakları ayıklıyorum. Beyaz çamaşırları da şuraya koydum. Onların katlanması lazım. Şimdi şurayı halledeyim. Ondan sonra geleceğim anneciğim oynamaya. Şurayı hallettikten sonra da bütün evim temizlenmiş oluyor ve çok yoruldum. İşleri bitirdim, geldim. Şimdi diğer videomun yüklenmesini bekliyordum ya, o bitmiş. Biraz daha işi var. Onlarla uğraşacağım. Akşama balık yaptıracağız. O yüzden yemek derdim yok bugün. Çok mutluyum bu yüzden. Nilhan odası da toplandı. Çamaşırları da katladım. Bütün ıvır zıvır işler bitti. Portakalları falan da yıkadım, koydum şeye, tezgahın üstüne. Nilhan'ı öğle uykusuna bugün yatırmayacağım. Çünkü uğraşırken gerçekten çok yoruluyorum. Biraz sonra kendi kendine sızacaktır diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Dün akşam acayip bir fırtına vardı. İlk önce bir makine çalışıyor sandım. İş makinesi gibi. Gecenin bir vakti saat 12'ye geliyordu. Hakan Nilhan'ı uyutmaya çalışıyordu. Allah Allah dedim, bu ses ne böyle? Hatta gittim Hakan'a sordum, sesi sadece ben mi duyuyorum, siz de duyuyor musunuz diye. Sanki çok uzaklardan böyle elektrikli, sanki elektriksiz süpürge, gel şarjlar da var neyse. Süpürge çalışıyormuş gibi, böyle hani olur ya büyük mağazalarda. Sonra anladım ki o rüzgar sesi. Anlam veremedim yani anlayacağınız. Bir baktım sonra takır 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 şey yağmur yağmaya başladı, ama nasıl yağmak? Dün gece bayağı hareketliydi ortalık. Sabah kalktığımda da her yer sırılsıklamdı. Baya baya yağmış, su birikintileri olmuş şurada. Geleceğim anneciğim, geleceğim. Bugün de oyuna doymadı. 2 saattir yan yana oyun oynuyoruz. Uyutmaya dedim ya, çalışmadım bugün diye. Neyse, sonrasında camı açtım. Biraz önce kapattım ama bir yerden acayip soğuk geliyor ya da hava çok soğuk. Bu arada termostatın derecesini biraz daha yükselttik. Hani bizim eve 22 derece az geliyor galiba. 25'e çıkarttık. 25'te de böyle akşamları çok sıcak oluyor ya da gündüzleri büyük ihtimal çalışanlar var diyeyim artık bilmiyorum. Şeyin derecesini aşağıdan kısıyorlar. Burası merkezi sistem olduğu için kendimiz kontrol edemiyoruz.
Nilhan şimdi o Nilhan'ın üstünü değiştirdim. Niye sinirlisin? Neden sinirlisin? Yani anlayacağınız bugün hava da kapalı. En azından evde bütün istediğim şeyler oldu. Ev mis gibi kokuyor şu an. Efendim anneciğim. Şimdi seninle keyif yapacağız. Şimdi normalde süt verip uyutuyordum ama akşam balık yaptıracağız diye pek güvenemedim. O yüzden süt vermeyeceğim. Şöyle bir tabak hazırlayacağım ikimize de. Aksi gibi bugün yoğurt çorbası var. Onu da yedirmeyeceğim. Aslında yemekhanede falan hep balıkla yoğurt çorbası çıkıyordu ama neyse çok risk almaya gerek yok. Başka çorba yapsam da şimdi yemez biliyorum. Şöyle dediğim gibi bir tek tabak hazırlayacağım. Televizyon karşısında kızımla artık bir keyif yapalım. Ama perdemizi öyle yapma, o korniş tepene düşecek bir gün. Yani arkadaşlar bizde durumlar böyle. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kapatayım mı? Kapatamazsın ki.